Manşete hoş geldiniz dünya. Trump'a yani sonraki ABD başkanına, Kasım seçimlerinden sonraki ABD başkanına suikast girişimini konuşuyor. Şu anda durum bu. Yani suikast girişimi neden olduğu, nasıl oldu, bunun önünde arkasında ne olabilir, bir güvenlik zafiyeti mi var ve bu seçim sonuçlarına nasıl etki eder? Hepsi konuşuluyor, konuşulacak elbette komplo teorileri de var. Evet onlar da konuşulacak. Yani bugün komplo teorilerine kulakları tıkamak, hayır böyle bir şey olamaz veya böyle bir şey vardır demek bütün bütün ne doğru ne de yanlış. Hepsi olacak. Ve zaten ortadaki bilgilerin de ya da yetkililerin de neyse yaptıkları açıklamalarla bu teorilere cevap vermesi, merakı gidermesi gerekiyor. 8 milyarlık bir dünyada bu dünyanın yarıya yakını sosyal ağlarda kendi medyasını oluşturmuş, kendi fotoğraflarını, kendi analizlerini ve videolarını paylaşırken kimsenin ağzına fermuar çekemezsiniz. Bu ne yaşadığınız ülkede söz konusu olabilir ne de bütün dünyada söz konusu olabilir. Böyle bir dünyada yaşıyoruz, böyle bir gerçeklikte yaşıyoruz. Ve ayrıca teknoloji o kadar ilerledi. Ve fotoğraf sanatı, görüntü sanatı o kadar ilerledi ki bakın Trump'ı vuran ya da Trump'a atılan mermilerden biri böyle çekildi. Böyle girdi fotoğraf karesine. Bu merminin fotoğrafıdır. Yani olağanüstü bir şey. Bugün bu çağda. Enteresan. Ve Trump'ın olaya nasıl tepki verdiği görülüyor. Yani ben, başkanın sağ kulağını sıyıran bir kurşun var. Kulağımı deldi geçti diyor başka. E, Trump yaptığı açıklamada. Bir partili öldü. Hemen o merminin gittiği yöndeki, belki de o... Başkanın kulağını vuran parti o partiliği de vurdu. Şey mermi o partiliği vurdu. Ya da ikinci mermi vurdu. Bilmiyoruz. Öldü. Öldü adam. Kafası dağılmış. İki kişi de yaralandı. Yani sıradan bir olay değil. Bir yarı otomatik tüfekle yapılan keskin nişancı at atışından bahsediyoruz. Ayrıca 150 metreden siz kişiyi, kişiyi kulağından vurmak üzere atış yapıp da bunda başarılı olmanız çok 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 düşük bir olasılık. Ayrıca hemen Trump başını çevirdiği anda geliyor ki kurşun başını çevirmese belki birkaç santimle Trump bugün olmayacaktı. Ki zaten verdiği demeçlerde de onu söylüyor. Olmayabilirdim. Yaşamayabilirdim, ölebilirdim. O açıdan bu konuyu ben ciddiye alıyorum. Yani bu bir mizansen ya da işte Trump kürsünün altına düştüğünde jiletle kulağını kesti falan gibi bir sürü şey var dolaşımda. Hepsini okuyorum. Cumartesi akşamından bu tarafa da önümde bütün kanallar açık seyrediyorum. Bazı konuları onlarca kere tekrar seyrettim ama ne yapalım bazı tanık ifadelerini falan. Fakat yani bir tanık ifadesini birinci, üçüncü seyrettiğinizde göremediğiniz bir şeyi beşinci kez tabii tekrarlardan dolayı ekrana geldiğinde ya bak bu enteresan falan diyebiliyorsunuz. Bazen tekrarların böyle bir yararı da olabiliyor. İlginç. İlginç olduğu kadar da gerçekten seçime yani bundan sonraki her şeyi değiştirecek bir şey. Yani şu anda artık Trump'ın Stormy Daniels davası konuşulmuyor. Yolsuzlukları konuşulmuyor. 6 Ocak kongre başkanındaki rolü konuşulmuyor. Hepsine bir sünger çekildi. Artık bu var. 13 Temmuz'dan sonra bambaşka bir hikaye var. Joe Biden'ın seçime ehil olup olmadığı, yeterli olup olmadığı, mental kapasitesinin ne bileyim ruhsal durumunun bu işe yeterli olup olmadığı ya da fiziki sağlığını falan bunlar konuşulmuyor. Yani önce Trump davaları konuşuldu. Ardından haftalarca Biden bu işi sürdürebilecek mi? O konuşuldu. Şimdi artık bambaşka bir gündem var. Yani 13 Temmuz'da tabir yerinde ise artık bu bir lütuf mudur, felaket midir? Bunu zamanla göreceğiz. Lütuf ve felaketin bugün iki konu başlığında ilki bu. Bu bir lütuf mudur Trump'a? Yoksa bu Amerika'nın felaketi midir? Yoksa ikisi birden midir? Bunu zaten yılın ikinci yarısında ve 2025'te göreceğiz, yaşayacağız. Bu fotoğraf artık ikonik bir fotoğraftır. Bu fotoğraf yani Trump'ın saldırıdan hemen sonra, saniyeler sonra toparlaması ve gizli servis telsizlerinde işte açık mikrofonlara da yansıdı, temiz ya da işte saldırgan tetikçi indirildi filan gibi uyarılardan sonra ya da işte tehlike ber, bertaraf edildi filan gibi işte clear deniyor tek kelimeyle. Bunu duyduktan sonra Trump'ın ayağa kalkması, yumruğunu havaya kaldırması, gizli servisin onca müdahalesine rağmen yarım düzine gizli servis ajanı etrafını sardı. Ama bu fotoğraf bu şekilde tarihe geçti. New York Post'a bu demeci vermiş Trump. Burada olmayabilirdim, ölebilirdim diyor ki başka verdiği demeçlerde de aynı şeyleri söylüyor. Yine Lara Trump. Trump'ın gelini, Eric Trump'ın eşi. Evet. Korkma seninleyim. Hazreti İsa bu şekilde Trump'ı kutsamış. Yani bunu bu tweet'i e atan Trump'ın gelini. Yani sıradan bir trollden bahsetmiyoruz. Elon Musk Theodore Roosevelt Roosevelt'ten bu tarafa en güçlü Amerikan başkan adayı diyor. Theodore Roosevelt diyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Yani Theodore Roosevelt o bildiğimiz Franklin Delano Roosevelt değil. Onunla elbette akrabalık ilişkisi var. Sadece soyadı benzerliği değil, birkaç kuzen yakınlığı var. Fakat burada kastetti Theodore Roosevelt. Bu bu önemli. Yani açıp bakın ben şimdi burada ayrıca bir paragraf açmayacağım. O dağa kazınan heykellerdeki Amerikan başkanlarından biridir, Theodore Roosevelt. Üçüncü kere aday olmuş, kazanamamıştır. Yüzyılın e, başında. Yine Elon Musk, e, Gezi Servis Başkanı'nın istifasını istiyor. Yani tam anlamıyla şeyler, tarafımız belli olsun, tweetleri bunlar. Ve tümüyle diyor, şeyi destekliyorum. Trump'ı destekliyorum. Ya bugüne kadar zaten örtülü bir desteği vardı. Şimdi artık açıktan ee, şeyi kendi rengini de ortaya koydu Elon Musk önemli evet bir ülkeyi tanımak için insanların orada nasıl öldüğünü bilmelisiniz Albert Camus'un lafı birazdan buna bakacağız fakat dönelim suikast alanına ya da suikast girişiminin alanına The Times gazetesi çok güzel bir grafikle şeyi vermiş aslında ne yaşandığını vermiş bir numaralı kişi, numaraları görürseniz ben onun tercümesini yapacağım. Bir numaralı kişi e, saldırgan. Yani saat 6.10'da, akşam 6.10'da, yerel saatle, e, yandaki bir çatıdan, Trump'a çok yakın bir çatıdan, 200 yard deniyor ama yani yaklaşık 130 ila 150 metre. Bu konuda rivayet mu muhtelif. 130 ila 150 metre arasında bir yakınlıkta Trump'a ateş açıyor. Daha sonra... Ee, insanların kaçıştıkları görülüyor. Ardından Trump eğilerek kürsünün altına e, bir, bir yönüyle saklanıyor, gizleniyor. Yarım düzine en az gizli servis ajanı etrafını sarıyor. Etten duvar. E, güvenlik protokolüdür. Etten duvarla Trump'ı koruyorlar. Sonra 20 yaşındaki tetikçi, keskin nişancı bir başka çatıdan Trump'ı koruyan keskin nişancılar tarafından, gizli servis ajanları tarafından vurularak öldürülüyor. Olay bu. Fakat tabi burada bir sürü şey konuşuluyor. Yani güvenlik zafiyeti var mıdır? Evet, vardır. Ve gizli servisin başkanının 20, 22 zannediyorum 22 Temmuz'da kongreyi bilgilendireceği belirtiliyor bir hafta sonra. Ona bakacağız. Evet, bu e, ke nişancılar, keskin nişancılar, başkanı korumakla görevli bu polisler. E, saldırganı indiriyorlar ve bu da e, çöktüğü anda Trump tespit edilmiş bir görüntüyü kanlar içerisinde. Bu da ikonik fotoğraflardan biri. İlkini getirmiştim ekran'a. Bu da ikincisi. Bu fotoğraflar e, hafızalara kazındı. İşte burada da e, Trump'ın üzerine nasıl abandıklarını, yani Trump çöktükten sonra gizli servis ajanları tamamen onu kapatıyorlar, üzerine abanıyorlar ve bir biçimde görünmemesini sağlıyorlar ya da hedef olmamasını sağlıyorlar. Bunlar önemli hareketler. O arada başka işte gördüğünüz gibi uzun menzilli tüfeklerle falan korumalar. Yani başkan eski başkan olduğu için e, Trump gizli servis tarafından korunuyor. Bugün gizli servis deyip geçmemek lazım. Gizli servis Amerikan başkanlarını koruyan teşkilat. 8 bin üyesi var. Sadece Amerikan eski başkan eşleri ve çocukları da e, e, 34 kişi korunuyor. Yani sadece mevcut başkan değil eski başkanlar eşleri ve çocukları dahil 34 kişiyi koruyor ve buna Trump da dahil. Yani Trump'ın eşi de, Melanie Trump da gizli servis tarafından korunuyor veya işte efendim yakın koruma altında. Trump da eski başkan aynı zamanda, başkan adayı şu anda da gizli servis tarafından korunuyor. Ve o konuda etkin önlemler alınıyor ve gittiği her yerde de onlarla beraber gidiyor geliyor. Yani hayat boyu bu böyle. Bu değişmeyecek bir şey. Fakat buna rağmen burada bir zafiyet olduğu iddiaları var. Bakalım ne olacak? Kulağından yaralandığı çok açık fotoğraflarda görülüyor. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarda. ...kulağından aldığı yara görülüyor. Yani o jilet kesiği falan gibi şeylere çok fazla itibar etmiyorum. Bu verilere çok fazla bel bağlamıyorum. Orhan Kemal Cengiz, öldürmeyen her darbe güçlendirir ibaresinin vücut bulmuş hali diyor fotoğrafla ilgili olarak. Sara Şimit BBC Kuzey Amerika editörü, seçim arefesinde tarihe geçecek kırılma, kırılma anı demiş... Kesinlikle öyle. Bu görüntüler sadece tarih yazmıyor. Aynı zamanda Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin gidişatını değiştirebilir diyor ki değiştirdi. Bu ilk saatlerde yazılan bir analizdi. Ömer Murat ise kurşun Trump'a gözdağı vermek için değil öldürmek için atıldı. İşin arkasında çokça ifade edildiği gibi müesses nizam varsa Trump öyle ya da böyle ya bertaraf edilecek ya da hizaya gelecektir. Yok işin arkasında iktidar çatışmasının sadece bir tarafı varsa Amerika ciddi bir iç çatışmaya düşme riski çok yükselmiş demektir diyor. Amerika'nın ciddi bir iç çatışma riski çok yükselmiş demektir diyor. Ya yeni suikast girişimlerinin veya benzeri hadiselerin artış göstermesi şaşırtıcı olmaz. Evet. Lütuf ve felaket derken onu kastediyorum. Bunun Trump kampanyası için bir lütuf olduğu ortada. Fakat Amerika için bir felaketi mi beraberinde getiriyor bunu göreceğiz. Lütuf kesin ama felaketi birlikte göreceğiz. 2024'ün ikinci yarısı ya da 2025. Felaket mi değil mi göreceğiz? Bu tabi Turgut Özal'a suikast görüntülerini de ekrana getirdi. Kartal Demira, ANAP Kongresi sırasında 1988 yazı çok net hatırlıyorum. Özal'la bir e, suikast girişimi olmuştu. O gün Ankara'daki spor salonunun içi e, adeta panayır gibiydi. Seyyar satıcılardan başka şeye güvenlik zafiyeti vardı. Çok ciddi ve Kartal Demira rahatlıkla silahıyla aradan sıyrılıp Hedef gözeterek Özal'a ateş etmişti ve Özal e, kıl payı kurtuldu parmağından yaralandı e, mikrofona isabet alan bir kurşun da muhtemelen onu e, korudu yani bilemiyoruz mikrofonun ayağına standına e, isabet etti kurşun. Sonra Özal da çöktü aynı tıpkı Trump gibi sonra kalktı ve o meşhur konuşmasını yaptı Allah'ın verdiği canı ondan başka alacak yoktur biz de ona teslim olmuşuzdur dedi. Mealen söylemiyorum birebir. Bugün gibi hatırımda defalarca da dinlediğim bir konuşmadır. Sonrasında ben birkaç ay sonra üniversiteyi kazanıp Ankara'ya geldim. Ve Özal çok sıkı korunuyordu o zaman. İlk Özal'ı gördüğüm an dış kapıda Ankara, Yıldırım Beyazıt Köprülü Kavşağı'nın açılış töreniydi. Başbakan sıfatıyla orayı açmıştı. Ekim ayı galiba. Ekim, Ekim 1988. Suikastten birkaç hafta sonra veya bir iki ay sonra. Hemen Özal'ın önünde Diz çökmüş olarak işte silahıyla duran polis gene Özal'ın Özal aracının önünde e, dikkatimi çekmişti. O polisleri hiç unutmadığım için. E, ve dış kapıdan ulusa kadar, ulus meydana kadar Özal'ın aracıyla yan yana kaldırımdan e, takip etmiştim. Çok yakından e, yani yaklaşabiliyordunuz o zaman ama yani koruma önlemlerinin arttığı ya da artırıldığı barizdi. E, ee, ve Özal bunu kullandı. Evet yani Özel açısından da bu bir yönüyle Tanrı'nın rütfü oldu. Bir sene sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şimdi dönelim. Suikast girişiminin sonuçları neler olabilir? Yani buraya sıraladım birkaçını ama yani... Trump'ın adaylığı kesinleşti ki bugün e, Cumhuriyetçilerin artık kongresi mi, kurultayı mı neyse artık şeysi var. Büyük toplantısı var artık adaylığın ilan edileceği resmen ilan edileceği. Trump'ın başkan yardımcısı da bu toplantıda ortaya çıkacak. Mike Pence olmayacak tabii ama birkaç aday var. Bakalım Trump kimi seçecek? Bugün başlıyor. Tam da bu şeyin kongrenin iki gün öncesine denk geldi bu suikast girişimi. O açıdan da gerçekten enteresan bir rastlantı. Hoş bu suikast girişimi olmasaydı da Trump'ın adaylığı ilan edilecekti. Başka isim yok çünkü. Demokratların kazanma ihtimali çok azaldı. Demokratlar yani şöyle bir teori var Joe Biden'ın yerine birisi düşünüyordu Joe Biden'ın çok hasta olduğu iş göremez halde olduğu falan gibi şeyler çokça tartışılmaya başlandı. Acaba Trump'ı indirecekler ve Joe Biden'ı değiştirecekler bu şeyin bir parçası mıydı senaryonun bir parçası mıydı gibi tezler var bilemiyoruz ama Trump'ı Trump'ı öldürme kastıyla bir suikast girişimi olduğu net bendeki kanaat bu. Yaklaşık 48 saattir tüm gelişmeleri ve analizleri takip eden ve önünde bütün ekranlar açık olan biri olarak söylüyorum. Şimdiden demokratlar demokratları, cumhuriyetler, suç, cumhuriyetçiler suçlamaya başladı. Demokratlar da bunun altında kalacaklarını anladılar. İtidal çağrısı yapmaya başladılar. E, ve işte Biden'ın telaşı da bu görülüyor. Fakat artık demokratlar açısından çok zor. Biden'la da Biden'sız da gerçekten çok zor. Eee... Bir komplo mu bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Fakat ilk andan itibaren spekülasyonlar var ve bu hep olacak. Başta da söyledim milyarlarca insan sosyal ağlarda ağzı olan konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Sadece kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi gerekir. Son derece net. Yani baş, başkan, başkanın sağ kulağını sıyıran ve birkaç santim sekse hayatına mal olacak bir kurşundan bahsediyoruz. Ciddi alınması gereken bir eylem. Bireysel bir meczup falan bunları asla bel bağlamıyorum. Bu tür o suikast girişimleri, o silahla oraya nasıl girdi ve nasıl hedef gözeterek ateş etti, arkaların arkasında her zaman bir organizasyon vardır. Amerikan tarihindeki bütün suikast olayları da organizasyondur. Dört Amerikan başkanı ki ikisi meşhur Lincoln ve Kennedy suikast sonucu öldürülerek görevden alındılar yani. Dolayısıyla. Fakat 81'den bu tarafa yani Reagan'la suikast girişimi veya saldırı girişiminden bu tarafa bir saldırı girişimi yoktu. Bir suikast girişimi yoktu. O açıdan enteresan yani 43 yıldır olmamış şey oldu. E, fakat Amerikan tarihindeki bütün suikast olayları organize. Yani 20 yaşındaki bir gencin elini kolunu sallayarak oraya gitmesi e, en iyi korunan bir isme e, ateş açması muhaldir. E, Trump'ı durdurma çabası mıdır? Bence, bence öyledir. Trump'ı durdurma çabasıydı belki de bu yolla Biden'ın kampanyasının önünün açılması hedefleniyordu fakat olmamış gibi görülüyor. Yani 150 metreden kulağına vurulması olanaklı değil. Yani pek çok analiz okudum, dinledim. Başını çevirerek kurtulmuş olabilir veya birkaç santimlik bir olay gerçekten öyle. Yani kulağının kanamadığı, sonradan kesildiği gibi iddialara katılmıyorum. Silahın menzilindeki bir kişi öldü. Yani bunu da unutmayalım. Suikastçı da öldürüldü. Yani o da artık konuşamayacak durumda ve anlatamayacak durumda. Belki suikastçının bağlantıları üzerinden bir şeyler bulunabilir. Bulunabilirse o da. Hem Demokrat Parti'nin bağışçısı, bağışçısıymış hem de Cumhuriyet Parti üyesiymiş. Yani Cumhuriyetçi Parti üyesiymiş. İnanılır gibi değil. Bundan sonra bu tür e, kritik e, hamleler veya olaylar olabilir. Trump'ın önü başka yolla kesilmek istenebilir veya hapşa atılmaya çalışılabilir. Pek çok şey olabilir bilemiyoruz. Fakat öngörülemeyen bir lider, belli ki Amerikan sistemi de öngörülebilir bir başkan istiyor. Fakat bundan sonra gerçekten zor. Ee, yani Trump da yaralı. Sistem önüne engeller çıkardı, hapse atmaya çalıştı, suçlamaya çalıştı, adaylıktan uzaklaştırmaya çalıştı, yıpratmaya çalıştı ve en son belki de vurmaya çalıştı, öldürmeye çalıştı. Bir kan davasına dönüştürmüş durumdadır olayı, bir kin ve nefretle Beyaz Saraya gelecek. Ve bildiği bir yere gelecek. Daha önce bir dönem başkanlık yaptı. E, sıfırdan başlamayacak. Başlayacağı gün her şeyi bilerek ve hesaplayarak geliyor. Bakalım ne olacak? E, ve Biden elbette zaten zordaydı. E, bu noktadan sonra koltuğunu nasıl koruyacak ve adaylığı nasıl koruyacak? Soru işareti. Aday olsa bile kaybedecek gibi görülüyor. Aradaki puan farkı aç, e, açılıyor. Fakat Amerikan sistemi nereden bakarsanız bakın yani büyük bir rezalet sonunda kimse bilmiyor. Yani sistem büyük bir rezalet yaşıyor. Büyük bir yönetim felaketi yaşanıyor. Bir facia yani diyecek, diyecek bir şey yok. Evet ikonik fotoğraf bu. Dönelim onlara lütuf halka felaket. İkinci lütuf ve felaket olayı 15 Temmuz bir gün gazetesi güzel bir manşetle çıkmış. Altındaki değerlendirmelerin kimine katılsam kimine katılmasam da durum budur. Ee, Erdoğan e Akıllı olanlar Türkiye'yi terk etti gitti. Aklı olmayanlar burada tuzağa düştü diyor. Şimdi de yeni şey demiş. 15 Temmuz tiyatro değil danışıklı, dö danışıklı dövüş diyenleri işte tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz falan demiş. E ama sen böyle söylemiştin zamanında. Neyse. Hulusi Akar enteresan bir mesaj vermiş Kayseri'de. Dün 15 Temmuz'du bir ay önce Suriyelileri bahane etmek suretiyle baş kaldırmaya kalktılar. Yani 15 Temmuz'daki baş kaldırı gibi bir baş kaldırıydı. Kayseri'deki sığınmacı iş yerleri ve evlerine veya araçlarına dönük öfkenin veya işte pogrom girişiminin demiş. Kayseri'ye gidiyor. Tam da 15 Temmuz'un yıl ve Kayseri'de bu açıklamayı yapıyor. Kayseri ile bir kalkışma planlandı, organize edildi ve biz yani bu konuda işte ne bileyim duyarlı olmamız lazım falan mesajı veriyor. Fakat gerçek gündem hiçbiri. Gerçek gerçek gündem 65 bin liranın altının yoksul olması bugün ülkede. Ve bu zaten lütuf felaket derken yönetenler egemenler açısından bir lütuf. 15 Temmuz fakat halk açısından bir felaket. Halk açısından felaketin göstergesi. 8 yıl sonra bu ortaya çıktı. Ve bugün herkes 15 Temmuz neden konuşulamıyor? Neden resmi anlatı destek bulmuyor? Ve neden 8 yıl boyunca her şeyi 15 Temmuz bahanesiyle yaptınız? Belli ki böyle bir şeye ihtiyacınız vardı. Yoksa siz mi yaptınız falan? Herkesin kafası bununla karışık. En basit tabiriyle bir kıs, bir kısım kafalar net ama bir kısım kafalar en azından karışık zaten bu bile yeterli 15 Temmuz'u göstermeye bakın bu yani araç garantili köprü gibi BYD Çin Otomotiv e, Devine fabrika sözüyle birlikte işte vergi indirimi bir sürü şey getirmişler ama fabrikanın e, inşası üretime geçmesi 2-3 sene en az e, o arada BYD getirip araç satacak burada peki TOG ne oldu yerli Milli milliyotu ben de soruyorum. Bütün bunların hepsi sonuç ve en can alıcı sonuç. Yani gözümün önünden gitmiyor. Videosunu görmüşsünüzdür. Ekrana getirmeyeceğim. İki can gitti. Bir yerde karşıya geçmeye çalışırken bir su birik birikintisinden geçiyorlar ve elektrik kaçağına kapılarak ölüyorlar. Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay. İki genç insan. Ve el ele tutuşarak gittiler. Önce biri düştü. Sonra da öbürü onu kaldırmaya çalışırken ne olduğunu anlamadı tabii. Öngörebilecekleri şey miydi bu? Hayır değildi. Bugün aynı bölgede herhalde insanlar artık su birikintisine basmaya çekiniyordur. Yani ben Türkiye'de olsam kaldırımda yolda yürürken bir su birikintisine basmamak için zıplardım, atlardım, etrafından dolanırdım veya oradan geçmezdim falan herhalde. Bilmiyorum benzer Şeyi yaşayanlar varsa alta yazsınlar okuyorum hepsini. Fakat bu bir sonuçtur işte yani. ve burayı işte hemen yani öyle ki net görülüyor yani kablonun mazgarın altına altına doğru gittiği görülüyor. Burada ölmüşler hayatlarını kaybetmişler. Bir de yani şu fotoğraftaki e, Müptezelliğe bakar mısınız yani her taraf dökülüyor yani sadece o mazgalın değil çevresinin de filan bir biçim verilmesi lazım. Yani. Neyse İşte o, Albert Camus'un lafına geliyoruz. Bir ülkeyi tanımak için insanların orada nasıl öldüğünü bilmelisiniz diyor. Yani bir ülkenin sosyal, politik, ahlaki durumunu anlamanın en etkili yollarından biri. Ölüm ve ona yaklaşım biçimi. Ölüm ve ona yaklaşım biçimi. Niye yaklaşım biçimi? Çünkü bu insanlar öldükten sonra orası kapatıldı. Sorumlular da suçu birbirine atıyor ve üç gün konuşulacak ondan sonra unutulacak bir hadise. İşte bu. Daha fazla ekrana getiremeyeceğim. 5 sene önce Ege Telgraf gazetesi çözüm için illa birim ölmeli diye yazmış. Yani öngörülebilir bir şeymiş bu. Ama 5 sene sonra birilerinin ölmesi gerekiyordu. Oranın kapatılması için. Evet. Bir ülkede denge ve denetim yoksa kazalar olur insanlar ölmeye başlar. Hesap verilebilirlik yoksa. Belki bunu 150 kere söyledim ama her defasında söylemeye devam edeceğim. Fikri takip. İçişleri Bakanlığı logosuyla Ak Gençlik Ocakları diye bir kart bastırıp etrafta ahkam kesen kişi tutuklanmış. Niye? E çünkü yazılıp çizildi de ondan. Peki yazılıp çizilmeyenler iş tutmaya devam ediyorlar. Ümit Özdağ bu uyarıda bulunmuş. MHP, AKP üzerinde ciddi bir vesayeti var MHP'nin. Bahçeli Erdoğan'ı tehdit etti bir dosyayı elinde tutarak. Eski bir AKP'li bakan AKP'nin bütün karanlık diye nitelendirilen ilişkileriyle ilgili bir dosyayı Bahçeli'ye takdim etmiş. Bu çok açık bir mesaj da AKP'ye. Şimdi parlamenter demokrasiye dönünce bu ilişkiden de kurtulacak AKP. Özellikle Senan Ateş cinayetinin mahkemeye intikal etmesinden sonra farklı bir süreç başladı demiş. Cansu Çamlıbel'e T24'te verdiği röportajda. Fotoğraf da enteresan yani. Neyse ülkede her şey olursunuz rezil olmazsınız deyip üzerinde durmayalım. Bilmiyoruz ne döndüğünü. Bir dosya var mı yok mu? Fakat çok enteresan bir şey. Bahçeli upuzun bir açıklama yayınladı. Bahçeli Sinan Ateş davasında bile konuşmadı. Açıklama yapmadı. Herhalde şu anda artık ilaç tedavisi mi, hastalık tedavisi mi ne yapıyor bilmiyoruz. Haftalardır yok ortada. Ya o yazdı ya da yazdırıldı ya da işte birisi yazdı onun adına koydu bilmiyoruz. MHP'nin sitesine bir yazılı mesaj kondu. Fakat burada çok ciddi biçimde parmak sallıyor. Yani diyor ki özellikle 15 Temmuz yıldönümü vesilesiyle şey yaptığı yazdığı mesajda Türk milleti var olduğu müddetçe muhasım çevrelerle, müstevli Çember'deki zalimlerle hesaplaşma filan, karşılaşma devam edecektir filan. Yani ne bileyim kapatılan dipsiz uçurumun tekrar açılmaya ve kazılmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri proaktif nitelikli seri operasyonları bir an evvel icra ifa etmelidir. Yani askeri göreve çağırmış. Enteresan. 15 Temmuz'un intikamını almaya almak amacıyla faaliyete geçen örgütlü organize casus şepegesine bla bla filan ez cümle nihai hesaplaşma kaçınılmaz olacaktır. Etrafımızı saran sinir uçlarımıza basan tahrik karalama kampanyalarımıza hız katan filan falan en küçük merhamet müsamahımız olmayacaktır. Alçaklara. 15 Temmuz Demokrasi Millik Birlik Günü münasebetiyle filan... ...Türk milletinin hangi fedakarlıkları göze alacağını... titizlikle idrak etmelerini ikazen tavsiye ediyorum. Yüzde dört ya bu adam. Evet. Nasıl bir çeteyle ve mafyayla ve nasıl... Ee, ...haydutlarla karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız? 8 yıl sonra 15 Temmuz. Rüzgar eken mihrakların fırtına biçmek durumunda kalacağını... ...Türk tarihine bakarak görmek, bundan ders almak... Menfur ve melun emel sahiplerinin hayrına olacağını muhataplarına ilanen duyuruyorum. Darbe bildirisi gibi yazmış ve askeri göreve çağırmış filan. Bakın askeri göreve çağırdığı yer burada. Önün arkasına FETÖ, PKK, ŞUBU falan demesine gerek yok. İlk satırları ve son satırları okuyun. Türk Silahlı Kuvvetleri proaktif nitelikli seri operasyonları bir an evvel icra ve ifa edilmesi beka, beka düzeyinde mecburiyettir. Aradaki lafların önemi yok. PKK, YPG, şu bu filan. Onları çizin, başını ve sonunu okuyun. Araya bir şeyler koymuş. Evet. Böyleyken böyle ve gerçekten son derece düşündürücü, ibret verici, acayip bir dönem, acayip bir gündem. Lütuf ve felaket. Lütuf ve felaket. 8 yıl önce, 8 yıl sonra. Bugün ben şuna eminim. Kamuoyu iktidar ve iktidar karşıtlarının medya ve siyaset düzeninin neyse politika düzeninin resmi ezberi ne olursa olsun kamuoyu artık farkında. 15 Temmuz darbe girişimi bir gruba ihale edilemeyecek kadar karmaşık ve geriye doğru muazzam bir organizasyonla inşa edilen komplolar bütünü. 2 Sonraki 8 yılda dizayn edilen işte mevcut sistem yani facia yani felaket yaşanan toplumsal kaos ve korkuların üzerine bina edildi ve sözde meşruiyetini bu darbe girişimi iddiasından alan iktidar ve buna başlarda göz yuman onun artık ne bileyim muhalefeti veya da da işbirlikçileri ya da ne bileyim medyası veya karşı medya neyse göz yumuldu buna ve böylelikle hukuksuzluk başladı ve bu hukuksuzluk barbarlığa döndü. İlk düğme yanlış iliklendi 15 Temmuz'da sonra da arkası geldi. Ve şu anda yaşanan ekonomik ve sosyal buhranın sebebi budur. Ve bundan sonra bugün bakıyoruz muhalif çevrelere de iktidara yaltaklanma mı iktidarın resmi söyleminin altından geçme mi ya da ne bileyim iktidar bir temizlik yaptı aman biz de buna halel getirmeyelim. Nasılsa bir şekilde bu işi çözeriz falan inancı mı kendince bilmiyoruz. Benzer bir biçimde benzer şuursuzlukla yürümeye devam ediyorlar. Lütuf ve felaket. Amerika ile başladık Türkiye ile bitiriyoruz ama Amerika'da 15, şey 13 Temmuz lütuf ve felaketi. Türkiye'de ise 15 Temmuz lütuf ve felaketi. Öyle başlayıp öyle bitirdik bugünkü manşeti. Diyorum ve bir manşeti daha noktalıyorum. Salı tekrar karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.